Arkadaşlar merhaba. Üçüncü FÖY'ün ödev testine bakacağız. İlk soruda koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karşıtta ise bağlacında birinci ve ikinci önermeler yer değiştiriyordu arkadaşlar. Biz de öyle yapacağız. Karşıtında Q'nun değili ise P'nin değili olacaktır. O da B şıkkımızda mevcut arkadaşlar. Devam edelim. Koşullu önermesinin tersi sorulmuş burada da. Tersinde de değillerini alacağız. Yani bu yaptıklarımız aslında tersi, karşıtı, karşıt tersi. Bu ayrımı yapmak amacıyla. P'nin değili. Burada işte Q'nun değili var. Onun da değili. Q olacaktır. P'nin değili ise Q. Yine B şıkkında mevcut arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü örnekte karşıt tersi. Hem yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Hem de değillerini alacağız. Şimdi P'nin değilinin değili P olacaktır arkadaşlar. Bunu bu sefer sağ tarafa yazdık. Q'nun değili de Q'nun değili olacaktır. Q'nun değili ise P'nin değili. Aynı zamanda arkadaşlar bu yazdığım karşıt terste bu önerme denk oluyordu. Bunu da söylemiştik. Cevabımız Q'nun değili ise P, C şıkkında mevcut. Devam edelim. Dördüncü örneğimizde de olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır demiş. Yerine yazacağız. Bakacağız hangisi doğru, hangisi yanlış. Yanlış olan bir tane olacak zaten. Onu işaretleyeceğiz. R sıfır oluyor arkadaşlar. Q bir olduğu için Q'nun değeri de sıfır. Sıfır ise sıfır. Bire denkti arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakalım. R ise P. Sıfır ise P de burada bir. O da 1'e denk oluyor arkadaşlar. Sıfırla başlamış zaten. Direkt 1'dir diyebiliriz. Geldik 3'üncüye. P ancak ve ancak R. P 1 arkadaşlar. R de 0. Bu 0'a denk oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C oluyor. İsterseniz diğerlerine de bakalım. Şurada D'ye ve E'ye de bakalım arkadaşlar. P ancak ve ancak Q. 1 ancak ve ancak 1 oluyor. O da 1'e denktir. Bunu da eledim arkadaşlar. Bunu bulduk zaten cevabı ama yine de bakıyoruz. Q ancak ve ancak P de yine 1 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız C. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri daima 0'dır? 1 ancak ve ancak 1 daima 1'e denktir arkadaşlar. 0 ancak ve ancak 0 o da yine 1'e denktir. Ancak ve ancak kuralından dolayı A ve B şıklarını bulduk. P ancak ve ancak P. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum burada. 1 ise 1, 0 ise 0. O zaman bu daima 1'e denktir. Aynı şekilde 0 ise 0, 1 ise 1. Bu da 1'e denktir arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada 4 şıkkı eledik. Cevap Edirne olacaktır ama nasıl? Bu 1 ise bu 0 olacaktır arkadaşlar. Bu 0 ise bu 1 olacaktır. Ancak ve ancak bağlacın özelliğinden dolayı bu daima sıfıra denk olacaktır arkadaşlar. Bu arada şunları söyleyeyim. A, B, C, D şıkları bunlar arkadaşlar çift gerektirme adını alıyor. Çift gerektirme. Ancak ve ancak bağlacının olduğu yerde sonuç 1 ise çift gerektirme adını alıyor. İse bağlacının olduğu yerde sonuç 1'e denkse o da gerektirme adını alıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Geldik 6. örneğimize. Px, x bir tam sayı karesi 3 ile 27 arasında açık önermesinin doğruluk kümesi kaç elemanlıdır? Tam sayı olacak arkadaşlar. X'lerimiz kareleri de 3 ile 27 arasında olacak. Hemen ben 2'nin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Doğruluk kümesini yazıyorum. D ile gösterelim onu da böyle. Şimdi karesi 2'nin karesi 4. Tamam. Üstten büyük. 2 varsa eksi 2 de var. Sonuçta bu doğal sayı dememiş, tam sayı demiş. Dolayısıyla yazıyorum. 3 var, eksi 3 var. Karesi 9. Değil mi? 4 var, eksi 4 var. 16. 5 var, eksi 5 var. 6 yok ama arkadaşlar 27'yi geçtiği için. Dolayısıyla kümemi kapatıyorum. 2, 4, 6, 8 elemanlı bir küme oluşturmuş oldum. Cevabım C şıkkı oluyor. Geldik ikinci ödev testine. Bileşik önermesinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?
Tersine ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci ve ikinci ifadenin değillerini alıyorduk. Birincinin değili P'nin değili ise ikincinin değilinde de şöyle bir De Morgan uygulayalım. İsterseniz direkt uygulayayım. Q'nun değili ve veya V'ye çevirdim. R'nin değilinin değili de R oluyor arkadaşlar. Bakıyorum bu da hangi şıkta var diye. B şıkkımızda mevcut. Devam edelim. İkinci soruda bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Şimdi öncelikle parantezin içine bakıyorum. P ancak ve ancak 0. P 0'sa sonuç 1 olacak. P 1 ise sonuç 0 olacak. Dolayısıyla P'nin değiline bağlı. P'nin değil veya P de 1'e denktir arkadaşlar. 2'nin cevabı Adana oluyor. Geldik 3. soruya. Bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? P ancak ve ancak P 1'e denk oluyordu arkadaşlar. 1 ve Q o da Q'ya bağlı arkadaşlar. Q 1 ise ve 1 olacaktır. Q 0 ise 0 olacaktır. V bağlacı olduğu için arkadaşlar Q 1 ise ikisi de 1 olduğundan 1 olacaktır. Q 0 ise 1'e doğru 1 yanlış. Bir tane bile yanlış varsa 0 olacağından sonuç Q'ya bağlıdır diyebiliyoruz. Dolayısıyla 3'ün cevabı Denizli oluyor arkadaşlar. Geldik 4'e. P ancak ve ancak Q bileşik önermesi çift gerektirme olduğuna göre. O zaman hemen şunu yazıyorum. P ancak ve ancak Q 1'e denktir. Öyle değil mi? P ancak ve ancak Q ne zaman 1'e denktir arkadaşlar? İkisi de aynı olduğu zaman. O zaman ben buradan şunu söyleyebilirim. P denktir Q. Diyemez miyim? Bu ikisinin doğruluk değeri aynı ki sonuç 1 oluyor. Yani çift gerektirme oluyor P ancak ve ancak Q. Aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri daima sıfırdır demiş. Şimdi bakıyorum. P ise Q'nun değili ve P'nin değili ise Q demiş. Bu bulsun arkadaşlar. Burada bunun hakkında bir şey diyemeyeceğim. Geldik B'ye. Diğer şıkları inceleyelim. Karmaşık geldi gözüme. Peki P veya Q'nun değili. Burada P 1 olabilir. Veya bağlacında da 1 varsa sonuç 1 olabilir. Hani daima sıfırdır denecek bir şey yok. Burada da P sıfırla başlıyorsa 1 olabilir arkadaşlar. Öyle değil mi? Q ise P yine burada ikisi de sıfır olsa 1 olacak arkadaşlar yani. P veya Q çift kere daima doğru, daima sıfırdır demiş. İkisi de bir olabilir arkadaşlar. Daima sıfırlık bir durum yok. Fakat buna bakalım arkadaşlar. A şıkkına bakalım. P ise Q'nun değili. Şimdi bu bir ise arkadaşlar bu sıfır olacak. Öyle değil mi? Sonuç sıfır olacaktır. Eğer bu sıfırsa bu bir olacaktır. Dolayısıyla burada sonuç Q'nun değiline bağlı oluyor. Öyle değil mi? Karmaşık olarak gördüğümüz ifadeyi tekrar inceliyoruz ve Q'nun değiline bağlı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ise P'nin değili 1 ise Q 0 olacaktır. Sonuç 0 olacaktır. Eğer P'nin değili 0 ise Q 1 olacaktır. Sonuçta P ile Q demiştik ya. Sonuç yine Q'ya bağlı olmayacaktır arkadaşlar burada. Bir daha söyleyelim. Bu 1 ise bu 0. Sonuç 100 kuralından dolayı 0 oluyor. Bu sıfırsa bu bir, sonuç bir oluyor sıfırla başlamış zaten. Dolayısıyla burada sonuç Q'ya bağlı oluyor arkadaşlar. Q'nun değili ve Q daima sıfıra denktir arkadaşlar. Çünkü bunlardan biri doğru biri yanlış olacaktır. V bağlacında bir tane bile yanlış olması cevabın sıfır olması için sonucun sıfır olması için yeterli olacaktır. O yüzden dördüncü cevabı Adana diyorum arkadaşlar. Devam edelim. Geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. 1 ise 0 0'dır arkadaşlar. 1 ancak ve ancak 0 da 0'a denktir. Dolayısıyla birincisi doğru. 0 ancak ve ancak 1 0'a denktir. O da denktir. 1 ancak ve ancak 0. Tamam, değişme özelliği var zaten. Doğru. 0 ancak ve ancak 0 1'e denktir. 1 ancak ancak 1. O da 1'e denktir arkadaşlar. Bu da doğru.
Şimdi parantezin içinden başlıyorum. 1 ancak ve ancak 0. 0 oluyor arkadaşlar burada. 1 ise 0. 0. 1 ise 0. 0 oluyor arkadaşlar. 1 0. 0 oluyor. Dolayısıyla 4'e doğru cevabımız Edirne oluyor. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır demiş. Bakalım şimdi 1 ve 0 sıfıra denktir arkadaşlar. V bağlacından dolayı 1 ise 0 sıfıra denktir. Dolayısıyla birincinin doğruluk değeri sıfırdır. Bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım 1 veya 0 1'e denktir ve 0 veya 1 1'e denktir. 1 ve 1 de 1'e denktir. Dolayısıyla bunu almayacağız. Doğruluk değeri sıfır olduğunu sormuş bize. Geldik buna. 1 ve 0 0 veya 0 ve 1 0 0 veya 0 0'dır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da aldık. 1 ancak ve ancak 0 0'a denktir veya 0 ise 1 1'e denktir. Bu da veya bağlacından dolayı 1'e denktir. 0 olmadığı için almadık. 1 ve 3 yani iki tanesinin doğruluk değeri 0'dır arkadaşlar. Cevabımız C oluyor. Geldik 3. ödev testimize. P ise P'nin değil koşullu önermesi gerektirme olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bunu bir inceleyelim arkadaşlar. P ise P'nin değil gerektirme ise 1'e denktir arkadaşlar. Şimdi eğer P 1 olsaydı 1 olsaydı değil de 0 olacaktı. 0 olacaktı arkadaşlar sonuç. Gerektirme olmayacaktı. Demek ki P 0. 0 ise 1, 1'e denktir. P'nin 0 olduğunu söyleyebilirim. 0 ve 0 sıfıra denk midir? Evet. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Üçüncü ödev testinde ilk sorumuz Adana. Bunu bulduk ama diğerlerine de bakalım isterseniz. 0 ve 0 1'e denktir demiş. Yanlış. Ve bu doğruysa bu yanlış olacak tabii. 1 ile başlıyorsa P'de 0 demiştik. 0 olması lazım sonuç. Yanlış. P'nin değeri 1. 1 ise 0. 0 olması lazım. Yanlış. P'nin değeri 1. P'de 0. Sonuç 0 olmalı. Dolayısıyla E'yi de eliyoruz. Cevap Adana. Devam ediyoruz. İkinci soruda olduğuna göre PQR önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. P'nin değili ve Q 1 ise P'nin değili 1'e denktir arkadaşlar. Q da 1'e denktir. P de 0'a denk oluyor. Dolayısıyla P'yi Q'yu bulduk. 0 ve 1 ile başlaması lazım. Aslında cevap çıktı. 0 ve 1 ile başlayan sadece B şıkkı var. Şimdi yerleştirirsek R'yi de bulalım. Her zaman şıklar böyle işimize geldiği gibi gelmeyebilir. O yüzden öğrenelim biz arkadaşlar. P'miz 0. Q'nun değil de 0. 0 ve 0 ancak ve ancak R denkmiş 1'e. 0 ve 0 0 olacak arkadaşlar. 0 ancak ve ancak R denktir 1 ise yani bunların doğruluk değerlerinin aynı olması gerekir. Dolayısıyla R sıfıra denktir arkadaşlar. Sıfır ancak ancak sıfır bir olacağından R'nin de sıfır olduğunu söyleriz. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada 100 kuralının uygulanması lazım. 1 ve 0. P'nin 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Q'nun değili ve P denktir 0'sa. Şimdi P'yi bulmuştuk zaten. Buraya 1 yazdınız arkadaşlar. 1 ve Q'nun değili 0'a denkse Q'nun değili 0 olmak durumunda arkadaşlar. Bir tane ile 0 varsa 0 oluyor ya. Dolayısıyla Q da 1'e denktir. P de 1, Q da 1. Buna göre P ancak ve ancak Q 1 midir? Evet 1'dir. Çünkü 1 ancak ve ancak 1 oluyor. Bu da 1'e denktir. P'nin değili 0. Q 1. Dolayısıyla bu da 1'e denktir arkadaşlar. 2 de doğrudur. P ise Q 1 ise 1 oluyor. O da 0'a denk değil 1'e denktir arkadaşlar. 3'ü eliyorum. Cevap 1 ve 2 oluyor. Yani Ceyhan. Geldik dördüncü soruya. Önermesi bir gerektirme olduğuna göre hemen diyorum ki denktir.
1. Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir? Şimdi arkadaşlar, burayı bir düzenleyelim isterseniz. Yani P, Q hakkında hani sıfır olsa tamam, bu birincisi bir, ikincisi sıfır derdik. Ama öyle bir durum yok. Daha fazla durum var. O yüzden ben burada şunu yapacağım. İseyi kaldırıp veya yapmaya çalışacağım burada. Birincinin değilini alacağım. P veya Q'nun değili veya iseyi veya çeviriyorum. İkinciyi de aynen yazacağım. Q'nun değili ve P. Bu da denkmiş 1'e arkadaşlar. Aslında şimdi daha düzenlemeye gerek yok. Şimdi veya da sonuç 1 ise bir tanesi de 1 olabilir. Hani 0 olsaydı tamam, yine ikisi de 0'dır diyecektik. O yüzden düzenlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu değili de içeriye dağıtıyorum. De uyguluyorum yani, daha doğrusu. P'nin değili ve Q'nun değili. Burada da Q'nun değili var arkadaşlar. Şöyle değişim özelliğini uygulasak P veya Q'nun değili yapabiliriz biz bunu. Daha sonrasında dağılma özelliğini uygulayacağım arkadaşlar ben. Bu arada şurası V olacaktı. Pardon. Q'nun değillerini gördük arkadaşlar. Sağ tarafta Q'nun değilleri var. Q'nun değillerini şöyle sağdan ortak paranteze alırsak, V'lerle beraber alıyoruz tabii ki de. Şuraya da bir parantez açtım. P'nin değili veya P diyorum. Denkmiş 1'e. P'nin değili veya P 1'e denktir arkadaşlar. 1 ve Q'nun değili 1 ise Q'nun değili 1 olmak durumunda. Q da demek ki 0 arkadaşlar. Q'nun 0 olduğunu bulduktan sonra hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir demiş. Q, şimdi P ve Q. P'yi bilmiyoruz arkadaşlar burada. Tamam, Q zaten 0. V bağlıcı olduğu için bu daima 0'dır. Bunu eledim. P'yi bilmiyoruz. Daima 1 mi bilmiyoruz yani. P'nin değili ve Q'nun değili. Q'nun değili 1 ama P'nin değili hakkında bilemiyoruz. P veya Q'nun değili. Q'yu 0 olarak bulmuştum arkadaşlar. Q'nun değili 1 olacaktır. Bir de veya bağlacımız var. Bir tane bile 1 varsa sonuç 1'dir. Dolayısıyla 4. sorumuzun cevabı Denizli'dir. P ise Q'da da yine P'yi bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam, Q 0 ama P 1 olursa sonuç 0 olacak. Dolayısıyla bunu da bilemeyiz. Geldik 5. soruya. Açık önermesine göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Öncelikle doğruluk kümemizi yazalım isterseniz arkadaşlar. Şuradaki işlemi yapmaya çalışayım ben. 3x eksi 5 küçük eşittir 4. Eksi 5'i karşıya atarsam 4 artı 5 olur. 3x küçük eşittir 9 ise x küçük eşittir 3 olur. 3 veya 3'ten küçük tam sayılar benim doğruluk kümemde olacak. Doğruluk kümesine yazayım isterseniz. 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, nokta nokta nokta. Sonsuz bir küme aslında bu. Şimdi P6 3'ten büyük. Doğruluk kümesinde değil yani 6. Şöyle yazalım isterseniz. Denktir 0. Doğruluk kümemde değil ki. Doğru değil. 5 0'a denk. 10 0'a denk. P10 0'a denk. P-2 1'e denk arkadaşlar. Eksi 2 var. İşte bakın burada. P4 o da 0'a denk. Çünkü doğruluk kümemde 4 yok arkadaşlar. Devam edelim. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki verilen önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 0'dır demiş. En az bir x reel sayısı x kare artı 1 küçüktür 0 koşulunu sağlar gibi düşünüyoruz burada. Şimdi x kare eksi 1'den küçükse arkadaşlar bu bir reel sayı değildir. Dolayısıyla bu önermenin doğruluk değeri 0'dır arkadaşlar. Her x doğal sayısı 3x eksi 1 büyüktür 0 koşulunu sağlar. Bakalım 3x eksi 1 büyüktür 0 ise 3x büyüktür 1.
Şimdi her iki tarafı da 3'e bölersem x büyüktür 1 bölü 3 olur. Şimdi bütün doğal sayılar x'in bütün doğal sayıların 1 bölü 3'ten büyük olduğunu söyleyebilir miyiz? Tamam, 1 sağlar, 2 sağlar, 3 sağlar, diğerleri de sağlar ama bir tane doğal sayı eksik bu söylediklerim arasında. O da 0. 0 bu koşulu sağlamalı arkadaşlar. 0 küçüktür 1 bölü 3. Dolayısıyla her dediği için yanlış oluyor. Her demeseydi doğru olabilirdi ama her dediği için yanlış oluyor arkadaşlar. Burada herle en az bir, bakın bu en az bir ya da bazı, bu ise her. Onun ayrımını gösteriyoruz bu soruda. Geldik üçüncüye. En az bir x tam sayısı için x kare artı 3 eşittir 8. Bakalım şimdi 3'e atıyorum karşı arkadaşlar. X kare eşittir 5. Karesi 5 olan bir tam sayı ben bilmiyorum arkadaşlar. Reel sayı deseydi tamam kök 5 derdim. Ama tam sayı demiş. Dolayısıyla bunun da doğruluk değeri sıfırdır arkadaşlar. Aslında bu daire için aldıklarım doğru değil. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Yanlış olanlar. Geldik şimdi bir diğerine. Her x reel sayısı için 3x eksi 1 büyüktür 5. Acaba öyle mi? Eksi 1'i atarsam karşıya arkadaşlar 3x büyüktür 6. Buradan da x büyüktür 2 oluyor. İyi de x'in 2'den büyük olması için tamam doğru oluyor. Ama 2'den büyük olmayan reel sayılar yok mu? Mesela 0. Mesela negatif sayılar. Bunlar da reel sayı. Dolayısıyla bu yanlış oluyor arkadaşlar. Bunu da daire içine aldım. Bunlar yanlış arkadaşlar. Bakalım sonuncusu doğru olabilecek mi? En az bir x doğal sayısı için x küp eksi 3 eşittir 5. Bunu atarsam karşıya x küp eşittir 8 olur. X de buradan 2 olur. Bu da bir doğal sayı. Yani bütün doğal sayılar sağlamayacaktır tabii ki ama en az bir dediği için doğru. Doğruyu şöyle yapayım. Kaç tanesi yanlış oldu? Kaç tanesinin doğruluk değeri sıfır oldu? 4 tanesinde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Denizli oluyor. Geldik bir sonraki ödev testi, dördüncü ödev testine. Koşullu önermesinin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Karşıt tersinde hem değillerini alacağız. Önce tersini alacağız, değil mi? Sonra yerlerini değiştireceğiz. Şimdi değillerini alıp yerlerini değiştirirsem, Q'nun değili veya R'nin değilinin değili ise P'nin değilinin değili. Burada bir De Morgan uygulayabiliriz arkadaşlar. Q ve R olmaz mı? Q ve R ise P'nin değilinin değil de P oluyor. Bakıyorum şimdi şıklara acaba var mı? Q ve R ise P. C şıkkımız da mevcut. Cevabımız C. Devam edersem ikinci soruda buna göre ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri birbirine eşit değil ise ABC bir eşkenar üçgen değildir. Önermesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ABC bir eşkenar üçgendir. P önermesi bunu söylüyor bize. Q önermesi ise ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir demiş. Şimdi burada sıraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri birbirine eşit değilse. Yani Q'nun değili gelir mi önce? Q'nun değili. İse ABC bir eşkenar üçgen değildir. ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu P önermesi söylüyordu. Değili de P'nin değili. Q'nun değili ise P'nin değili. B şıkkımız da mevcut arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Açık önermesi için P2, P3, P5 ifadelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? X doğal sayısı. Bu x1 doğal sayı arkadaşlar. 5x eksi 1 büyüktür 11 demiş PX önermesi. Açık önermesi. Eksi 1'i atarsam karşıya 5x büyüktür
12 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersem x büyüktür 12 bölü 5. Yani 2 virgül bir şey oluyor, öyle değil mi? Hatta şöyle 2 ile genişletirsem x büyüktür 24 bölü 10, 2 virgül 4 oluyor. 2 virgül 4'ten büyük doğal sayıların doğal sayı değerleri için işte doğruluk değerleri 1 olacak. P2'ye bakalım o zaman şimdi. 2 sayısı 2,4'ten büyük mü? Hayır. O zaman P2 sıfıra denk. P3'e bakayım. P3 için 2,4'ten büyük olduğu için 3. Doğruluk değeri 1'e denk. 5'e bakalım. P3 büyükse 5 hala büyük. Dolayısıyla bu da doğru olacaktır arkadaşlar. 1'e denk olacaktır. 0, 1, 1 E şıkkımız da mevcut. Cevap Edirne. Geldik dördüncü soruya. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi A sıfırmış, B sıfırmış, Q önermesinde de B sıfırdır demiş. R önermesi topla A'nın A artı B sıfır demiş. S önermesi ise A çarpı B sıfırdır demiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkına baktığımızda burada şık şık ilerleyeceğiz. P ancak ve ancak R demiş. P önermesi A sıfır diyor. R önermesi de toplamları sıfır diyor. A ile B'nin toplamı. Şimdi A sıfırsa A artı B'nin sıfır olması şart mı? Değil arkadaşlar. A sıfırsa toplamlarının sıfır olması diye bir şey söz konusu değil. B'ye bağlıdır yani. B de sıfır olacak ki. Ama burada B'den bahsetmemiş. Dolayısıyla A şıkkını eleriz arkadaşlar. Q ancak ve ancak S demiş. Q da diyor ki B 0. B eşittir 0. Şimdi B 0'sa arkadaşlar çarpımları 0'dır. Ama ancak ve ancak da iki taraflı bakmak lazım. Şimdi burada da öyleydi aslında. A 0'sa toplamları 0 olacak diye bir şey yok. Ama toplamları 0'sa A da sıfır. Burada her iki taraftan da tutmuyor. Ama buradan baktığımız zaman hani Q doğruysa şayet B sıfırsa çarpımları da sıfır mı? Evet sıfır. Yani bu tarafa doğru sağlıyor arkadaşlar. Q sıfırsa yani Q B sıfırsa A çarpı B de sıfırdır. Peki A çarpı B sıfırsa B'nin sıfır olması şart mı? Bu taraf sağlamıyor arkadaşlar. Belki A sıfır. Yani ancak ve ancak koşulunu sağlamıyor. Dolayısıyla doğrudur diyemiyorum. B'yi de eliyorum ben. Geldik C şıkkımıza. R ise P veya Q demiş. R ise yani A artı B sıfır ise yazalım isterseniz onu. P veya Q A eşittir sıfır veya B eşittir sıfır. Olmak zorunda mı arkadaşlar böyle? Yani toplamları sıfırsa A'nın da B'nin A'nın veya B'nin sıfır olması gerekir mi? Ya da o sonucu elde eder miyiz arkadaşlar? Belki bir tanesi negatif, bir tanesi pozitif. Öyle bir durum da olabilir. Dolayısıyla kesinlik yok burada arkadaşlar. Doğrudur diyemeyiz. D şıkkına baktığımız için A çarpı B sıfır ise diyor. Çarpı bu. P ve Q. A eşittir 0 ve B eşittir 0. Şimdi arkadaşlar S ise P ve Q demiş. Şimdi çarpımları sıfırsa hem A'nın hem de B'nin sıfır olması şart değil. Hani veya diyebilirdi burada. Hem A hem de B sıfır olacak diye bir şartımız yok. Evet burada yani çarpımın sonucu sıfırsa sıfır olacaktır bir tanesi ama ikisi de sıfır olacak diye bir şey yok. Yani sadece A sıfır olabilir, sadece B de sıfır olabilir. Hem A'nın burada V bağlacının kattığı anlam o, hem A hem de B sıfırmış gibi algılanıyor. Dolayısıyla D'yi de elerim arkadaşlar. Geldik E şıkkımıza. Onu da şöyle farklı renkle göstereyim. S ise P veya Q demiş arkadaşlar. S ise yani A çarpı B eşittir 0 ise bakın burada P ve Q'ydu. Burada P veya Q. Yani A eşittir 0 veya
B eşittir 0. Şimdi arkadaşlar gerçekten de şöyle geçelim. Gerçekten de bunun doğruluk değeri 1'dir. Neden? Çünkü bu çarpımın sonucu 0'sa ikisinden bir tanesi veya ikisi de 0 olabilir. Hani veya bağlacında bir tanesi bile doğru olsa sağlıyordu ya. Burada da bir tanesi bile doğru olsa tabii ikisi de doğru olabilir. Doğru olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun doğruluk değeri 1'e denktir arkadaşlar. Çarpım durumunda sadece A'da 0 olabilir. Sadece B'de 0 olabilir. İkisi beraber de 0 olabilir. Burada V bağlacı ikisinin beraber 0 olması anlamına geliyor. Veya da sadece A'da 0 olabilir. Sadece B'de 0 olabilir. Veya ikisi de 0 olabilir. Her üç koşulda da bu sağlanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Edirne'dir. S ise P veya Q 1'e denktir arkadaşlar. Doğru olan önermemiz E şıkkında mevcut arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Önermesinin olumsuzu veya diğer bir deyişle değili. Sorulduğu için şöyle köşeli parantez değil yapıyorum. Denktir soru işareti. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane önerme V bağlacıyla bağlanmış. Ben bunun değilini alırsam bunun ve bunun değilini alıp araya da veya koymam lazım. Öyle değil mi? O zaman o işlemi yapalım. En az x, en az bir x reel sayısı için 2x artı 3 küçüktür 0 değili veya her x tam sayısı için 3x artı 1 büyük eşittir sıfırın değili. Tabii ki bu parantezlerin de değillerini alıp sonuca ulaşmamız lazım. Bu ifadenin değerini alırken arkadaşlar en az biri here çeviriyorum. Her x eleman reel sayısı için 2x artı 3 büyük eşittir sıfır yapıyorum arkadaşlar. Küçük türün değili büyük eşittir. Değilden kurtulduk artık. Veya'yı koydum yine. Şimdi bunun değilini alacağım arkadaşlar. Her'in değili bazı x tam sayılar için 3x artı 1. Bu sefer büyük eşittir demiyorum da küçüktür diyorum. Küçüktür 0. Gördüğünüz gibi cevabımız bu şekilde olacak. Bu da E şıkkımızda mevcut arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Geldik. Son sorumuz arkadaşlar. Önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu bir önermeye arada da ise bağlacım var. Değillerini alıp yerlerini değiştireceğim. Öyle değil mi? Şimdi bunun değerini alıp başa yazacağım arkadaşlar. En az bir x eleman doğal sayısı yerine her x eleman doğal sayısı diyeceğim. X kare büyüktür 25 diyor ya. Ben onu ne yapıyorum? Küçük eşittir 25 diyorum. Yine araya ise'yi koydum. İse de diyebiliriz sözel olarak. Tamam. Bunun da değerini alırken her'i bazı yapıyorum. Bazı x doğal sayıları için x küçüktür 0 demiş. Ben ne diyorum? X büyük eşittir 0. Bu cevaba da uyan şık gördüğünüz gibi arkadaşlar D şıkkıdır. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.